Ben daha ne kadar kalacağım burada? Benim bir bilgim yok. Ya bakın, büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Rica ederim bu rezilliğe bir son verin. Hanımefendi, ifadeniz alınacak, bekleyeceksiniz. Tamam, avukatım nerede o zaman? Çağırmadınız mı adamı? Ya ben daha niye burada olduğumu bile bilmiyorum. Bu yaptığınız kanunlara aykırı. Ya siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kimsin ya? Rüycan Korman olur kendisi. Değil mi canım? Korman zeytinciliğin kraliçesi. Aa, şş, bana bak. Beni uğraştırma. Koş şuraya 3-5 kuruş sıkıştır hadi. Ay bu şakadan da anlamıyor. Kız korkma korkma. Ben istesem donuna kadar alırım. Ruhum bile duymaz. Kesin lan gürültüyü. Ne kabarıyorsun be? Kes sesini, almayayım ciğerini. Kay bakalım kraliçem. Niye düştün buralara, ha? Bir yanlışlık oldu. Hmm. Avukatım çözecektir. Yukarıda konuşurlarken duydum. Kocanı öldürmek için adam tutmuşsun diyorlar. Yok öyle bir şey. İnsan kocasını gebertmeye adam mı tutar be? Bak bana. Çektim falçatayı, dayadım gırtlağını. Ay sen katil misin? Yok. Gebermedi şerefsiz. Lan içinizde en masum benim vallahi. Cepçe hayriye derler bana. Sen bunlara uyma hayatım. Aman o kadar malın mülkün içerisinde. Bir kocan mı battı gözüne be? Ha? Geniş geniş yaşasaydın ha. Şimdi boşu boşuna buralara düştün. Şş, kaç yıl yatacaksın kim bilir. Ne? Siz kendinize bakın. Benim bir suçum yok. Resiller. Madde 2 ve 4'ü yeniden düzenleyelim. Derhal notumu alıyorum efendim. Özel Bey, o maddeleri değiştirmezsek, yani aileniz için söylüyorum yoksa... Siz işinize bakın Okan Bey. Avukatımın talimatları doğrultusunda yeniden düzenlenecek bunlar. İzninizle Özel Bey. Ben de izniniz isteyeyim. Emniyetten 2 kere aramışlar. Rüçhan Hanım beni bekliyormuş. Okan Bey, şu an değil. Ne zaman gideceğinizi ben söyleyeceğim size. Nasıl isterseniz ama... Ve lütfen Somer'in şimdilik hiçbir şeyden haberi olmasın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. İyi günler. İyi günler. Ayla. Efendim? Mustafa kalkmadı mı daha? Evde değil, görmedim. Ya anne... Biraz daha kalsaydık ya hastanede, ha? İnat ettin çıkacağım diye. Oğlum polisler başımda intihar sorgusu yapıyor. Uğraşamayacağım artık. Anne prosedür gereği onlar ya. Uf, neyse sen iyi misin? Başın falan dönmüyor değil mi? İyiyim, iyiyim. Alt tarafım midem yıkandı. Büyütme. İlaçlar kana karışmış ama anne. Ya sana bir şey olsaydı, ha? Nasıl böyle bir şey yapıyorsun ben anlamıyorum ya. Oğlum seni kaybetmeye dayanamadım. Biricik oğlumu kaybetmeye dayanamadım. Ölmek istedim. Bak anne, sakın bana bir daha ölmekle ilgili bir şey söyleme, tamam mı? Sakın. Sen de bana bir söz ver, tamam mı? Bir daha beni bırakmayacaksın. Annene sırtını dönmeyeceksin. Tamam, ben eşyalarımı toplayıp eve geleceğim zaten. Hayır, hayır. Bunu istemiyorum senden. Babanın evinde kalmaya devam edeceksin. Annem niye kendine böyle bir şey yaptın o zaman? Babanın evinde kaldığın için değil. Derya yüzünden bana sırtını döndüğün için. Değil mi? Dönüş ya. Mustafa hep arardı beni. Mesajlarıma da cevap verirdi. Ne oldu çocuğa?
Düşünmeden edemiyorum. Kesin bir şey oldu. İçimde kötü bir his var. Deryacığım, hemen kötüyü düşünme. Bak, belki yoğundur, işi vardır. E sen diyorsun, patron sonuçta çocuk. Ya ama hiç böyle yapmamıştı. Derya, arar o seni, merak etme. Aradığı zaman da güzelce gönlünü alır. Esas bizim ablamı mı aramamız lazım? Dün kötüydü morali, nasıl olmuş bir soralım. E işteyken konuşamaz şimdi. Akşam ararız. Peki. Of. Niye bizim böyle üçümüzün de aşk hayatı karışık dönüş? Niye biz böyleyiz? Ne bileyim. Belki de üç kız kardeş kaderi diye bir şey vardır. Kurbanın olayım Ruçhan abla. Ufacık odada dolanıp duruyorsun. Otur iki dakika şuraya. E tık 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 kafa beyin bırakmadın yani. Ne var? Ne bakıyorsun? Kitleniyorum ben bu durumlara ya. Benimki de böyle gidip gidip geliyordu odanın içinde dolap beygirleri gibi. Ben davranınca gırtlağına yatırıverdiler sedyeye. Canı çıkasıca inliyordur şimdi oralarda. Kimse yok mu? Buraya bakın! Kimse yok mu? Ne oluyor? Avukatım gelmedi mi? Gelse sizi görür hanımefendi, bekleyeceksiniz. Nasıl bir saçmalık? Tamam, o zaman oğluma haber verin. Ya arayın onu, rica ederim, gelsin. Rica ediyorum, arayın gelsin. Gelmez anam, kimse gelmez. Mert de ben dışarıda kaldı. Burada hepimiz biriz. Rabbim nasıl yan yana düşürüyor zenginle yoksulu. Ben ilk nezarete düştüm de o yollarıma güller döken patronum hemen koşar koşar gelir zannediyordum. Nero bastırmış beni. Karnem çıksın da ona muhtaç olayım diye. Değil. Çantada da 3 kuruş para vardı. Onu da almış. Kimseye güvenmeyeceğim bu devirde. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bir saçmalığın içindeyim ben. Ay, yalvarırım kurtar beni bu kabustan. Asıl kabusu mapusta gösterirler sana. Mümkün değil memur bey. Yani Somer şimdi gelemez oraya. Hem annesini öyle görmesi iyi olmaz. Eşiyle sorunları vardı. Onunla ilgileniyor. İyi günler. Teşekkür ederim hala. Afiyet olsun. Şey, Özer Bey, ne olacak Ruçhan Hanım'ın durumu? Ben onu neden hala alıkoyduklarını anlayamıyorum. İnan bana Ayla, ben de senin gibiyim. Yani niye hala orada tutuyorlar? Hiçbir fikrim yok, hiç anlamıyorum. Biraz da endişeleniyorum doğrusu. Ama avukatlarımız çözecekler. Bakalım. Ayla, yalnız Somer'e bir şey söyleme lütfen. Durum iyice anlaşılıncaya kadar hiçbir şey bilmesin. Yeterince derdi var zaten. Olur, söylemem. De Somer Bey Ruçhan Hanım'a sorarsa ne diyeceğim? Ne bileyim, cemiyetten arkadaşlarıyla etkinliğe katıldı dersin ya da programı yoğunmuş dersin. Peki. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.